Herkese selamlar efendim, herkese iyi çalışmalar. Bendeniz Mehmet Hoca'nız. Rehber Matematik'te en güzel tekrarları AYT, TYT denemeleriyle yapıyoruz dedik. Yine AYT denemesiyle karşındayım. Bu seferki başlığımız eşitsizlikler. Evet, eşitsizlikler AYT denemesini yapacağız. AYT'de eşitsizliklerden soru gelir. Gelirse nasıl gelir? Cömber gelsin diyorum işte sorularımız. 4 adet harika güzel sorular çözeceğim seninle birlikte. Ufkumuzu genişletecek. Özellikle bir grafik sorusu var ki, o grafiği biliyor musun acaba? Diye merak ediyorum. Birinci soru. Derya aşağıdaki eşitsizlik sorusunu çözmeye başladığı sırada içtiği çay dökülüp çözdüğü sorunu bulunduğu kağıdın bir kısmını ıslatmış ve okunamaz hale getirmiş ki hepimizin başına geliyor. Benim yalnız çay değil kahvede oluyor genelde bu durum. Kahve içerken böyle üstüne dökülüyor. Şimdi burada bir denklem var. 5 gözüküyor. X gözüküyor. Eşitsizliğini eşitliğini kaç? A eşittir 7 gibi bir ifade var. Buna göre doğru cevabın A olduğunu kitabın arkasında bulunan cevap anahtarından öğrenen Derya'nın sorusunun. Bir dakika cevap anahtarından cevabı biz bir A olarak işaretleyelim hele işaretledik. Derya'nın sorusunun diğer kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Bak burada 5'in yanına bir denklem aşağıda x'in yanına bir ifade sağlayan tam sayıları kaç tanedir mi? Sağlayan tam sayıları kaç tanedir mi sağlamayan sayılar kaç tane sağlamayan sağlamayan ya ya sağlayanı soruyor ya sağlamayanı soruyor ama yanındaki denklemlerde değişebiliyor tam ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru biz nereden başlayacağız biz buradaki ilk denklemden başlayacağız x kare eksi x artı 5'i sıfıra eşitleyeceğiz. Denklemin köklerini bulacağız. Gel gelelim güzel haber. Diskriminanta baksana. B kare eksi 4 a c yazdığımda cevap eksi 19 geldi diskriminant için. E bu da sıfırdan küçük çıkıyor. E sıfırdan küçük çıkınca buradan reel kök gelmez. Burayı bir kere geçiyorsun. Burayı ben incelemesem de olur diyorsun işaret tablosunda. Şimdi işaret tablosunda inceleyeceğim kısımlardan biri 5 ama devamı yok. O zaman ne yapalım biliyor musun? Seçeneklerden gidelim. A seçeneği için yanında ne gelecek onun? Eksi x gelecek. Sıfıra eşit. X'in buradan kökü ne gelir? X eşittir. 5 gelir. Aşağıda dikkat et. Buradan x geliyor. Onun yanına ne gelecek? Artı 1 eşittir. Sıfır için x eşittir. Ne geldi? Eksi 1 geldi. İki tane denklemimizin kökü vardır dedim. Biri eksi 1. Bir, diğeri artı 5'tir. Küçük eşit sıfır diyor bu arada. Dikkat et. Paydayı alamazsın. Üst tarafı alabilirsin. İşlemleri yaparken x'in önündeki değer burada eksiyle başlıyor. Artı eksi olarak devam ediyorsun. İster istemez sağlayan tam sayı değerleri dediği ve negatif dediği için sen buraları işaretliyorsun. Ben de sana soruyorum arkadaş burayı sağlayan 7 tane cevap olması mümkün mü? Hayır bak sonsuz tane cevap var. Olmaz. O zaman A seçeneği bir kere elenir. Yalnız olaya baktığında şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Hani tek tek seçenekleri deneyeceksin, zaman kaybedeceksin orası aşikar. Ya abi biz burada burada sonsuz tane eleman gelirken burada sadece artı ortaya gelirken cevabın 7 tane gelmesi mümkün değil. He, ne olacak? Verilen değerlere dikkat edeceğiz. Bak eksi 5x artı 2 yine küçük sıfırı soruyorsa sen eksiyle başlayacaksın. Artı yapacaksın eksi yapacaksın. Kökleri hiç önemli değil. Bir çıksın 2 çıksın önemli değil. O aradaki değer her zaman artı etraf eksi çıkacak. E sen sağlayan tam sayı değeri dediğin andan itibaren sonsuz tane cevaba doğru gideceksin. Bu da otomatikman elenecek. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorsan eğer sorunun cevaplarında şuralara bakmam gerektiğini anlamış olman gerekiyor. Tamam hocam madem öyle diyorsun orayı anladık. Peki şöyle devam edip eksi x var bak 5 eksi x cevabı ne gelmişti buradan sıfırdan x eşittir 5 x artı 5 eşittir. Bak burada artı 5 yazıyor. Nereden geldiğini merak eden tayfa içinde onu yazmakta fayda var. Buradan da eksi 5 geldi. Sen yine denklemin köklerini bulmaya çalıştığında artı 5'e eksi 5. Bu arkadaş dahil. Bu arkadaş paydayı sıfır yaptığı için dahil değil. Denklem için şuradan eksi başlıyorum. Artı geliyorum. Eksi gidiyorum. Sağlamayan değerleri sorduğu için bu aralığı alacağım. Ama bu aralıkta da dikkat et. 7 tane değerden çok daha fazla var. Mesela burada sağlamayan değerleri diyor değil mi? Sağlamayan değerler biz artı olan ve paydaya alamadığımız değer olan eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5'i alamayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değer yapıyor abi. Maalesef bu da değil ama ama yaklaştık bak sorunun cevabına yaklaştık. Şimdi bir sonrakine geçtim. Buradan x artı 2 geldi. İlginç pardon. x artı 2 değil. Yukarıda 5 yazıyordu. Artı 2 yukarıdan 7 geliyor hocam. Aşağıdan x artı 1 geliyor. Bu denklemin sadece bir tane kökü oluyor. Bir tane kökü varsa ve ben bu kök değer artı başlarsam eksi giderim. Ve eksili tarafı karalarsam ya da sağlam yanı karalasam da hiç fark etmez. Her seferinde sonsuz tane değere ulaşmış olurum. Belli ki bu da değil. Peki hocam neden ne değil mi? Şimdi 5 Eksi x diye devam ediyorum. 5 eksi x eşit sıfırdan denklemin kökü x eşittir 5. x artı 2 diye devam ediyorum. x artı 2 eşit sıfırdan x denklemin köküne eksi 2. Bu da tamam. Şimdi ben burada tablomu yapmaya kalktığımda eksi 2'ye 5'i buldum. Şurası sağlayan değer burası sağlamayan değer paydayı sıfır yaptığı için alamam eksi başladım. Artı devam ettim. Eksi bitirdim. Sağlamayan değerleri sorduğu için şu aralığı karaladım. Ve bu aralıkta sağlamayan değerleri düşün. Paydayı sıfır yapıyorsun. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 tane tam sayı değeri vardır dedim. Gerçekten buradaki doğru cevabı da tutturdum. Sadece onu değil sorunun da doğru cevabını buldum. Efsane bir soru. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı birinci soruda. Eşitsizlikte en klasik demeyeyim ama gerçekten tablo yapmayla ilgili en temel sorumuz bu. Şimdi bu eşitsizliği ama ÖSYM ne diyor biliyor musun? Ben diyor bunu böyle tek başına sormak istemiyorum. Ya bunu bir grafikle sorabilirim. Ya ikinci dereceden denklemleri bitirdin sen diyor. Denklemin kökler toplumunu, kökler farkını hatırlar mısın? Onunla birleştirirsem ne yaparsın? İkinci soruda da aslında ben de onu yapmaya çalıştım. İkinci dereceden bir denklem var. İçinde M bilinmeyeni var. Denklemin kökleri x1 ve x'e gidir. Böyle bir eşitsizlik veriyor bana. M'nin alabileceği değerler için verilen bu başka bir denklem var M'li. Diskriminantın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bir dakika. Ben bu arkadaşın diskriminant değerine bakacağım. Doğru mu? O zaman o arkadaşı bir kenara çekelim. Bunun diskriminantı normal şartlarda nasıl bulunur? Burası B değeri. Şurası C değeri, şurası A değeri. Diskriminant demek ki deltayı bir diskriminant olarak bir yazalım bence. Diskriminant demek B kare eksi 4 A'c'ydi. B'nin karesi dediğim yer M artı 1'in karesi eksi 4 çarpı A çarpı eksi 1. Bak burada bu eksiler birbirini yedi. M artı 1'in karesi M kare artı 2 M artı 1. Sonra bu 4'ü dağıtarak geldim. 4M eksi 2 kere 4'ten 8. Bir kez daha düzenledim. M kare artı 6M eksi 7 benim diskriminantım. Ben bunun alabileceği farklı değerleri arıyorum. Bu soruda çok önemli bir püf nokta var. Orayı kaçırırsan gidersin. Belki de o noktayı hiç bilmiyorsun. Hatta bilmeyen birçok kişi var. Gerçek söylüyorum bunu. Çok önemli bir noktaya püf noktaya parmak basacağız. Birazdan izle beni. Şimdi biz asıl mevzuyu nereden bulacağız? Şuradan. Hocam diyorsun ki bak ben bunun paydalarını eşitlesem bunlar denklemin kökleri. X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2 büyük eşit 1 geldi. Ama biz eşitsizlik çözüyoruz. Eşitsizlik böyle çözülür mü arkadaş? X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2 eksi 1 büyük eşit 0. Hah. Eşitsizlik böyle çözülür işte. Yalnız şurada belli olan bir değer var. Bu değer nedir? Eksi B bölü. C pardon A değeridir. Şurada belli olan bir değer var. C bölü A değeridir. Eksi 1 yanında büyük eşit 0. Abi A'lar gitti. Eksi B bölü C eksi 1 büyük eşit 0 kaldı. Eksi B eksi C bölü C büyük eşit 0 oldu. Sen de benim ne demek istediğimi anladın. Eksi B yani bu ifadeyi eksiyle çarpıp yazdım. C'nin önüne eksi yazıp geliyorum. Yani 2M eksi 8. C'nin aynısını kalkıp bir de aşağıya yazıyorum. Biliyorum ki bu ifade büyük eşit sıfır olacak. M'yi buradan toparla. 3M eksi 9 aşağıda eksi 2M artı 8 büyük eşit sıfır geldi mi geldi. Şimdi sana sorarım arkadaş. Biz burada ne yapacağız? M'nin değer aralığını bulmaya çalışacağız. Eğer 3M eksi 9'un cevabı sıfırsa M'nin cevabı buradan 3'tür. Bendesin ayrılma gözler bende. Eksi 2m artı 8'in cevabı 0 ise eksi 2m eksi 4'e eşitse m'nin cevabı 4'tür. O zaman m'nin alabileceği değer aralığı 3 4 aralığında paydayı sıfırlayan bir değerimiz var. Hangisi 4 değeri o zaman onun içerisine açık bırakıyorum geldim. m'nin önü eksi olduğu için önünde eksi başladım eksi artı eksi geldim. Dedim ki hocam biz o zaman nereyi arıyorduk? Biz büyük eşit sıfır arıyorduk. Yani sıfırdan büyük e, eşit olan bölgeyi arıyorduk. İşte benim aradığım çözüm kümesi burası. Demek ki ben şunu yazabilirim. Arkadaş m denen değer 3 küçük eşittir m'den. Ama m de küçüktür 4'ten. Elimizde 2 tane veri var. Buna göre ne yaparsın? Akıllara ilk şu geliyor değil mi? Hani sakın evde denemeyin. Özellikle sınavda bak sakın sınavda denemeyin dediğim noktalardan biri burası. M'nin karesi. Hocam M'nin karesi 9. Küçük eşit. M kare 4'ün karesinden 16. Hocam 6M işte 3 kere 6 18. Küçük eşit. 6M 4 kere 6 24. Her taraftan 7 çıkartacağız bir de bunları topladıktan sonra diyeceksin. Aman diyeyim böyle gitme. Hata yaparsın. Amaç bu ifade üzerinden ilerlemektir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. M kare artı 6M eksi 7 ifadesini önce tam kareye çevir. Tam kareye çevirirken bak burada 6M var ya 2'ye böl 3. 3'ün karesi 9. 9'u ekleyip çıkar bak nasıl tam kare geldiğini sen de göreceksin. Bu ifade nedir? M artı 3'ün karesi eksi 7'dir. Biz M artı 3'ün karesine gideceğiz. Her tarafa 3 ekledim. 6 küçük eşit. M artı 3. Her tarafa 3 ekledim. Burasına geldi 7. Şimdi karesini aldım. 36 küçük eşit m artı 3'ün karesi küçük 7'nin karesinden 49. Ama hocam bizim yanımızda pardon bak şurada eksi 7 değil. Şuradan ne geliyordu? Eksi 16 geliyordu. Her taraftan eksi 16 çıkarmamız lazım ki aynı değere ulaşalım diyorsun. Kesinlikle haklısın. Şuradan çıkarttım 20 küçük eşit m artı 3 e, karesi Eksi 16 yazdım bunu. Yan tarafa da küçüktür dedim. Şuradan 3 kaldı. Şuradan 4'ten 1 çıktı. 33 kaldı. Bizim de aralığımız burada. Yani 20'ye eşit ama 33'e kadar. 33 yok. Yani 20, 21 nokta nokta tamamını yazmayacağım tabii ki. 32'ye kadar. Bu da nasıl bulunur? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Artı bir bana neyi verecektir? Terim sayısını verecektir. Terim sayısı yukarıdan kaç geldi? 12 tane terim geldi. Aşağıdan bir tane terim geldi. Ben bunları topladığımda doğru cevap ne yaptı? 13 yaptı. O zaman diskriminantın alabileceği kaç farklı terim varmış? Toplam doğru cevabımız 13'müş. Vurdum cevabı. Aya ikinci soruyu bitirdik. Geçiyoruz üçüncü soruya. Hani dedim ya özellikle grafik soruları da yine ÖSYM'nin sevdiği aralıklardan biri ama o grafiklere mutlak değer geldi mi devreler yanıyor biliyorsun. Ya o mutlak değerli grafikleri nasıl çözüyoruz? Çok kritik bir tane mutlak değer sorusu. Üçün sorusu bizim denememizin, eşitsizlik denememizin gönder gelsin. İşte o üstüne ısrarla basa basa durduğum grafik sorusu. Hocam ne var bu grafik eşitsizliğinde ya belli denklem falan var çözüm kümesi istiyorsun diyorsun. Böyle heyecanla soruya atlıyorsun değil mi? Hep olur zaten. X eksi bir eşit sıfırdan x eşittir bir denklemin köküdür. At kenara dursun. Geldim bu. O mis hocam ne güzel ya çarpanlarına da ayrılıyor. Bu değil mi? Hiçbir problem yok. X'e x dedin. 2'ye 3 dedin. Eksiye artı dedin. Dedin ki hocam buranın kökü x eşittir. Eksi 2. Buranın kökü x eşittir. 3. Bir dakika tam tersi verdik. Artı 2'ye. Şurası eksi 2 olacak. Onlar da o zaman kökleri değiştiriyor haliyle. X eşittir 2'ye. X eşittir. Eksi 3. Elinde kökler var mı? Var. Şimdi kritik bölgeye geldik. Buna ya hocam mutlak varmış orada onu dikkat etmedik. Normal şartlarda bakıyorsun bu çift katlı kök bu tek katlı kök fx çok kolay. E tamam da mutlak fx olunca ne oluyor? Onu ben sana grafiği bir daha çizerek göstermek istiyorum. Mantığını çok iyi oturtacağımızı düşünüyorum hem de tek bir soruyla. Bak bu işin mantığı böyle oturur arkadaş. Burası artı bir burası iki bu da fx'in grafiği şöyle üstünden bir kez daha geçeyim oranın tamam mı? Arkadaş ben sana şunu sormak istiyorum. Sen x'e negatif değerler veriyorsun grafikte bu çıkıyor. Pozitif değerler veriyorsun grafikte bu çıkıyor. Sen eğer diyorsan ki benim grafiğim artık şu hocam. F mutlak x. Sen x'e istediğin kadar negatif değer ver. Mutlaktan dolayı o neye dönüşecek? Pozitife. E sen f 1, 1, 1 bölü 2'de f fonksiyonunda hangi değeri elde ettiysen F eksi 1 bölü 2 versen de o mutlaktan dolayı F 1 bölü 2'ye gidecek. Yani eksi 1 bölü 2'de de sen yine bu grafiğin bu noktasındakinin aynı değerini simetrik olarak elde edeceksin. Anlatabildim mi derdimi? X değeri negatif olsa da pozitifteki X değerine eşit gelecek. Başka şansı yok. Bunun da anlamı şu. İşte bu soru bu yüzden çok güzel. Sol taraftaki grafikle işim yok benim. Benim tek derdim sağ taraftaki grafik. Sağ taraftaki grafiği y eksenine göre simetrini alıyorum. Soruyu bitiriyorum artık bu bunun grafiği değil. Bu bunun grafiği. Oldu mu? Bence mis oldu. E haliyle artık kökleri belirlemekte ne var? F mutlak f x'in ee, grafiğinin kökleri x eşittir. Eksi 1 var. Aman hocam çift katlı kök teğet geçiyoruz x eksenine. x eşittir artı 1 var. Aman hocam bu da çift katlı kök. Şimdi ne yapalım? İşaret tablomuzu yapalım. 4 tane farklı kökümüz var. Kökleri yerleştirelim. Eksi 3 vardı galiba en büyük. Tamam. Eksi 3'ü en başa yazdım. Eksi 1, 1. Bir. bir de artı 2'miz var. Eksi 3. Ne yapıyor? Paydayı sıfırlamadığı için, dahillik olduğu için bunu alıyorum. Tek katlı kök. Artı 2 tek katlı kök. Bak artı 1 çift katlı köktü ama aynısından burada da bulunca bir tane tek katlı köke dönüştü. Alamıyorum içi açık. Eksi 1 alamıyorum ama çift katlı kök olduğunu sana bir kez daha hatırlatayım. Aman diyeyim benden günah gitsin. Şimdi bunun sağ tarafı artı. O zaman buraya artı. Bu da artı. Bu da artı. Belli hocam. Belli. Biz artı başlayacağız. Köke geldim eksi. Köke geldim artı. Çift katlı kök. Aynen kaldım. Tek katlı kök dışarı çıktım eksi. Peki sen bizden ne istiyordun hocam? Büyük eşit sıfır. Büyük eşit sıfır demek pozitif olduğu aralıkları işaretle demek. Pozitif olduğu aralıklar bunlar. Bu aralıklara binayen benim yazabileceğim çözüm kümesi. Bak kapalı eksi 3'ten bir açık aralığına kadar birleşim. Artı 2'den kapalı artı 2'den sonsuza kadar güzel. Ama ben bu kümenin içerisinde bak şu elemanı alamam. Dahil pardon o elemanı değil. O elemanı zaten almadık. Eksi 1'i alamam. O eleman nerede? Kümenin içerisine dahil değil. Paydayı sıfırlıyor. Ona dikkat etmezsen soru gider gidersin. Sazan seçeneğimizi işaretlersin. Bu da bizim sazan seçeneği. Aman diyeyim sazan olma. RM tayfa ol. Diğerleri sazan. Sen RM tayfasın. Sazanlanmıyoruz arkadaş. Seni ancak ben sazan Yani kalkıp ÖSM sazanlarsa çok can yakıyor. Canın yansın istemiyorsan bunlarla sazanlanma tamam mı? Günün son sorusu. Ne ile birleştirir hocam eşitsizliği? Son dönemde birleştirdiği konulardan biri polinom. Polinomda da çok güzel bir eşitsizlik artı polinom sorusu. Seviyorsunuz siz de bu polinom sorularını çözelim. Px baş kat sayısı tam sayı olan 3. dereceden bir polinomdur. Px polinomunun birbirinden farklı 3 tam sayı köklerinden ikisi eksi 1 ve 7'dir. Px'in sıfırdan büyük olduğu aralıkta eşitsizliği sağlayan bir dakika dur. Buraya kadar okuduğunda Px polinomuyla ilgili aslında çok önemli bir bilgi var elimizde. Şu baş kat sayısı ki çarpanlarından bir tanesi x artı a bir tam sayı. x eksi bir köküyse x artı bir çarpanı. x eşittir 7 köküyse x eksi 7. Bunun köklerinden biri. Bak köklerini buraya da yazıyorum yine unutmayayım diye. Tamam mıyız? Buraya kadar bir problem yok. Bu eşitsizliği sağlayan yani px'in sıfırdan büyük olduğu değeri sağlayan en küçük pozitif x tam sayısı 4 olduğuna göre. Nasıl bulabilirsin ya bunu? Ya burada var ya tek kurtuluş yöntemi var. abi grafik Grafik yapmazsan bunu göremezsin. Tamam mı? ÖSYM'de son dönemde dikkat et polinomu grafikle eşitsizliklerle soruyor sana. Peki şuraya ne yazalım? Eksi birden geçmek zorunda bu kök. Yediden geçmek zorunda. Bunu algılıyorum değil mi? Güzel. Dördün olduğu hizada da tam dördün olduğu hizada da ilk defa benim px'im sıfırdan büyük oluyor. Hocam 4 yani denklemin köküdür demeye getiriyorsun değil mi? Belki de yapılacak en büyük hatalardan biri. En çok hatalardan biri. Yani fonksiyon burada böyle davranıyor değil mi hocam? Denklemin kökü olsaydı eğer 4. Ama sen 4'te şu an ne kabul ettin? Px büyük eşit 0 olduğu ilk pozitif tam sayı değeri diye kabul ettin. Hatta grafiğin devamı da böyle çizilebilir mantıken. Yani. Ama 0 eşitliği var mı? Yok. Demek ki x eşittir 4 ifadesi polinomun kökü olmaktan çok uzakta bir nokta. Yani biz tam burada grafiğimiz muhakkak ama muhakkak böyle geçmek zorunda. Px polinomu 7'ye kadar 7'de 0 olmak zorunda olduğu için hatta devamını çizmeyin. Bu kadarını bil yeter. Px polinomunun 0'dan büyük olduğu aralık burası. Ama hocam bu grafik illaki x'i kesecek ya. İşte orada kritik cümle geliyor. Bunu sağlayan en küçük pozitif x tam sayısı 4. E hocam ondan önce x pozitif tam sayı değerim benim 3 var. İşte o 3 de 0 aslında. E hocam neden 2 de 0 değil? Ya arkadaş 2 de 0 olsaydı sen bu değeri sağlayan en küçük pozitif tam sayıya 3 derdin. Ya 3 demediğine göre demek ki oradaki kökün kaçmış 3'müş. Grafikte muhtemelen buradan böyle denmiş, böyle gelmiş. E hocam efendim sen de bak soruları soruyor ben cevaplıyorum. E, burası da Px büyük sıfır. Tamam Px büyük sıfır da buradaki x değerlerine dikkat et onlar negatif. Biz en küçük pozitif değere baktık. He, şimdi pozitif olduğu aralık kesinlikle ama kesinlikle burası. Grafik ne yapıyor? Buradan böyle devam ediyor. Bu grafik benim Px polinomumun grafiğidir. Kesinlikle ama kesinlikle böyle çizebilirsin. Akıllara şu gelebilir. Ya bu grafik böyle başlayamaz mıydı hocam? Atıyorum şöyle gidemez miydi? Gidemez tabii ki. O zaman bak 4'ün hizasında ne olduk? Negatif olduk. Pozitif olmamız lazımdı. Grafik kesinlikle en sağ tarafta kolu aşağıda kalacak. Bak burada kol aşağıda kalacak. Artık px polinomunu yazabilirim. Muazzam bir bilgi yaptık. Dedik ki k baş kat sayısı var. x artı da. artık yeni köküm nedir dedim. x eşittir 3'tür. O zaman çarpanı nedir dedim. X eksi 3'tür. X artı 1 çarpanı vardı zaten. X eksi 7 çarpanı vardı. Bir yorum daha yapacağım ben sana. Şuradaki baş kat sayıdır bizim polinomumuzun kafasının aşağıda ya da o en sağdaki kısmın yukarıda olduğunu söyleyen. Eğer K değeri sıfırdan büyük olursa kol yukarı. K değeri sıfırdan küçük olursa kol demeyelim de en sağ taraf ya yukarıdadır x eksenin ya aşağıdadır. Kim belirliyor? K belirliyor. K kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük muazzam yorum. Sen ne istiyorsun? P1'i. X yerine 1 yazıyorum. K çarpı 1 yazdım. Eksi 2. 1 yazdım. Artı 2. 1 yazdım. Eksi 6 geldi hocam. Eksiler birbirini götürdü. 2 kere 2. 4. 4 kere 6. 24. K. Doğru mudur? Doğru hocam. Ama K negatif bir sayı. Şimdi 24'ün bir de tam sayı olduğunu biliyorum. Katı olan tek bu var. Demek ki K eksi 2 alınırsa P1 değeri eksi 48 gelir. İşte bu sorunun mükemmel cevabı bu olur. Ama bu soruda benim bir de sazan seçeneğim var aslında. Bak bunun sazanı da şu. Px eşittir. K çarpı x eksi 4 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 7. Oradaki x eşittir 4'ü bir kök alan arkadaşın bulacağı cevap P1 için eksi 36 olacaktı. Tabi bu da sazan seçeneği olacaktı. En güzel sazan seçeneklerinden biri olacaktı. Denklem eşitsizliklerde eşitsizlik denemesini bitirdik. AYT denemeleri devam edecek. Limiti türevi integrali, logaritması dizisi trigonometrisi. Akıllara ne geliyorsa parabolü bir polinomu. Hepsi gelecek ama tane tane ama yavaş yavaş bir şekilde gelecek. Böylelikle AYT denemelerini tekrar edeceğiz. Yorumlarda ısrarla istemeye devam. Sonrakinde görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal. Sence en güzel soru hangisiydi?